Değerli izleyenler, TV'niz ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün depresyonu konuşacağız sağlığın tanımında şöyle diyoruz aslında bedensel sosyal ve ruhsal olarak tam iyilik halinde olmak e, sağlığın bileşenlerini gösteren bir tabir ve ruh sağlığı da bu noktada çok önem arz ediyor Depresyon da ruh sağlığında içinde geçen hastalıklardan bir tanesi e, depresyon aynı zamanda kendi kendimize teşhis e, kendimize teşhis ettiğimiz hastalıklardan biri ama aslında biz doğru teşhis ediyor muyuz depresyonu? Depresyonun gerçekten doğru teşhisi için bizim doktorlara, psikiyatri uzmanları ihtiyacımız var. Ve biz depresyonla ilgili bugün e, aklımıza gelen, bilinmeyen, e, bilmediğimiz bütün gerçekleri öğreneceğiz. Değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Erhan Kurt, psikiyatri uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Hoş bulduk Osman Hanım. Günaydın. E, depresyon dedik. Sağlığın tanımında geçiyor. Ruhsal sağlık da e, sağlığın bileşenlerinden bir tanesi. Bedensel ve sosyal sağlıktan ayrı tutmamız pek de mümkün değil aslında. Evet. Ve depresyonda en çok görülen sanıyorum ruhsal problemlerden bir tanesi hocam. Ee, nasıl başlayalım depresyona? Aslında çok güzel bir giriş yaptınız. En sık görülen ruhsal rahatsızlık Hı -hı. bütün dünyada depresyon. Ee, yaşam boyu e, sıklığına baktığımızda kadınlar için %20'lere varan bütün dünyada, erkekler için yüzde %10'lara varan aslında çok büyük bir oran. Yani yaşam boyu Sıklıktan bahsediyoruz çok büyük bir oran ama bugün noktasal prevalans dediğimiz şu anda dünyada insanların yüzde kaçı depresyonda diye baktığımızda yetişkin insanların erkekler için yüzde 3-4 kadınlar için yüzde 6-8 civarında bir depresyon sıklığından söz etmemiz gerekir. Bu çok büyük bir e, rakam e, bütün dünya ölçeğinde ama e, ve bu bahsettiğimiz oran klinik depresyon, tedavi gerektiren depresyon, evet. melankolik depresyon dediğimiz ağır depresyon. Ee, ve bu depresyonun maalesef bu büyük orandaki görülen depresyonun e, gerçek nitelikli tedavi erişim oranı %25'in altında bütün dünyada. %25 Hatta altında. bazı geri kalmış ülkelerde %10'un altında. E, tabii tedavi oranlığı ve imkanı bu kadar düşük olunca da yıkıcı sonuçları ağır olabiliyor. Belki buna değinmek lazım. Niye depresyonda yaşayıp gitsinler insanlar diyebiliriz. Öyle değil. Öyle değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sınıflandırması vardır. Dali'yiz diye. ...Disability Adjusted Life Years diye bir sınıflandırması var. Yani hastalık nedeniyle kaybedilen yaşam yılları demek bu. Yani ölümle ya da hastalıkla, erken ölüm ya da hastalıkla kaybedilen yaşam yılları diye bir hesabı var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Depresyon bu sınıflamada şu anda dünyada dördüncü sırada. Ve hesaplamalara göre 2020'de ikinci sıraya yükselmiş olacak. E, hastalık nedeniyle erken ölüm ki erken ölümden bahsettiğimiz hem depresyonun yolu açtığı bedensel hastalıklar nedeniyle erken ölüm ve sakatlık ve intihar nedeniyle kayıp ki %15'lere varan bir intihar oranı var. Ee, ve iş gücünden kayıp e, hesaplandığında e, çok korkutucu bir e, rakam bu. Rakam, Dolayısıyla evet. da bunu göz önüne aldığımızda ki bahsettiğimiz şey klinik depresyon, günlük mutsuzluk halleri değil. Bunu böyle ele aldığımızda ciddi bir sorun olduğunu söylemek ve tekrar altını çizmek lazım. Hocam... E... Konuşmanızın başında söylediniz e, kadınlar daha çok depresyona neden girer hemen ben merak ettim sormak isterim. E, bunun çok bildik bildik bir nedeni yok. E, maalesef e, cinsiyet kadınlar için kadın cinsiyet bir risk faktörü. Bunun biyolojik hormonal bir e, nedeni var. E, kadın hormon dünyası ile ilgili olduğu düşünülüyor bilim dünyası e, tarafından. E, ve daha yatkınlar maalesef e, depresyona. Bazı hastalıklar için... ...cinsiyet farklılığı yok psikiyatrik hastalıklar için ama Hı -hı. depresyon için maalesef var. E, kadın cinsiyete sahip olmak tek başına bir risk faktörü depresyon açısından. E, halbuki kadınlar e, yaşam ömürleri daha uzun, e, daha çok doğru. hastalıkları doğru. geçiren... Doğru, doğru. Bütün dünyada birkaç yıl daha uzun. Birkaç yıl daha uzun. Hocam, e, şimdi depresyon bizim söyledi kendi kendimize teşhis koyduğumuz hastalıklardan bir tanesi. Bazı hastalıklar vardır ki biz çok biliriz, o hastalığa yakalandığımızı sanırız ama doğru değil... Hatta bir yakınımla konuşuyordum depresyonla ilgili konuşacağız diye kendisine söyledim. Ya ben depresyona girdim anlaşılıyor mu falan gibi bir şey dedi yani hemen kendi kendine depresyona girdiğini teşhisini koydu canlı bir örnek yakın zamanda karşılaştığım konuştuğum. Ama yanlış teşhis koydu benim anladığım kadarıyla. Hocam depresyon belirtileri nelerdir? Majör depresyon belirtileri ne dersiniz bunlarla ilgili? Aslında siz de biraz giriş yapmış olduğunuz Yani günlük, e, gündelik yani insanlık halleri dediğimiz mutsuzluk, keyifsizlik, e, sıkıntı halleri biz e, bunu gerçek depresyon olarak adlandırmıyoruz. İnsanlık halleri i̇nsanlık, i̇nsanlık halleri. Hallerini. Bunlar çünkü hepimizin yaşaması gereken insanlık halleri. Hı hı. Mutlu olduğumuz anlar, sıkıntı olduğumuz anlar, gergin olduğumuz anlar, üzgün olduğumuz, hüzünlü olduğumuz anlar olur. Bunlar saatler sürebilir. Hı hı. Ama gerçek depresyonda derin mutsuzluk ve ilgisizlik, isteksizlik hayata karşı en az 15 gün ve neredeyse gün boyu sürer. Ve insanı gerçekten bir ölçüde hayattan düşürür. Biz gerçek depresyon diye buna diyoruz. Yani klinik depresyon, melankolik depresyon ve tedavi gerektiren depresyon diyoruz. Ama sizin de altına çizdiğiniz günlük insanlık halleri tedavi gerektirmeyen durumlardır. Yani bizatihi ilaçla ya da bir takım depresyona müdahale ettiğimiz araçlarla e, ...tedavi edilmemesi gereken durumlardır. Bunlar insanın bizzat yaşaması gereken durumlardır. Ama maalesef modern insan tırnak içinde acısız bir hayat istiyor. Acısız hayat istiyor. Ee, her şeyi yaşayalım, kayıplarımız olsun, üzüntülerimiz olsun... ...ya da herhangi bir şeyle karşılaştığımızda bunun karşısında bir acı yaşamayalım... ...bir üzüntü yaşamayalım, bir sıkıntı yaşamayalım... ...bunu rahat bir şekilde atlatalım istiyor modern insan. Ama gerçek bu değil. Doğru da değil zaten her kaybın ya da her neyse tırnak içindeki sorunun karşılığında bir şey yaşanmadır. Eğer yaşanmazsa sorun oluşturur zaten. Hocam 15 günlük süre dediniz. 15 en az 15 gün e, şey, evet. Aynı ruh hali. Hocam nedir o ruh halleri? Peki. En temel iki nedeni var ki bunlardan bir tanesi olmazsa olmazdır depresyon için. Depresif duygu durum dediğimiz çok günlük hali ya da hayata karşı ilgisizlik ve isteksizlik ve daha önce zevk alınan şeylerden zevk almama. Bu iki halden birisi olmalıdır klinik depresyon teşhisi koymak için. Onun dışında diğer belirtiler ki depresyonun 8-9 kadar daha aşka belirtisi var. Bunların klinik olarak 5 tanesi bir arada olduğunda depresyon teşhisi koyuyoruz. Uyku ile ilgili bozulma mesela bedensel bir takım belirtilerden başlayalım. Yani genellikle uyku bozukluğu, uykuya dalma da gecikme standarttan daha önceki standartından kişinin gece belli bir vakitte uyanıp bir daha uyuyamama yataktan kalkma isteği ya da sabah erken kalkma ve bir daha uyuyamama. uyuyamama. Yani her zamankinden, olağandan, mutattan daha erken kalkmadan bahsediyorum. Bazen aşırı uyuma şeklinde depresyon görülüyor. Atipik depresyon dediğimiz depresyonun bir takım alt kategorileri var. Onlarda uykunun aşırılaşması da bir depresyon belirtisi olabilir. Uyku ile kısmı böyle. İştahla ilgili olduğunda, yemeğiyle ilgili, iştahta belirgin genellikle bir azalma olur ve kilo kaybı oluşur. Yani Haftalar içerisinde, aylar içerisinde gerçek depresyon hastaları e, birkaç kilo kaybedebilirler. Ama bazen bunun tam tersi, aynen uykuda olduğu gibi aşırı iştah şeklinde de olabilir. E, kendini ağır hissetme, yavaşlamış hissetme olabilir. Genellikle böyle olur. Bazen de huzursuzluk hali, aşırı hareketlilik hali de olabilir. Ama genellikle yavaşlama dediğimiz ...durum oluşur. Durum oluşuyor. Onun dışında dikkatte, konsantrasyonda azalma olabilir. Kendine güvende, kendini değerlendirmede... ...kendi becerileriyle ilgili durumlarda bir azalma hissetme... ...ya da bunu kendini olumsuz değerlendirme olabilir. Hayattan bıkkınlık ve zevk almama ile birlikte... ...bir ölüm düşüncesi olabilir. Bazen acaba ölsem ne olur? İşte Allah canımı alsa... ...acaba ölsem işte nasıl bir şeyle karşılaşırım falan gibi durumlar olabilir ya da ölüm planları e, olabilir Olur. maalesef i̇ntihar ve en ciddi sonuçlardan bir tanesi de maalesef intihar olabiliyor ve e, gene e, bütün bunların sonucu olarak da e, başarılarında becerilerinde yaptığı işlerle ilgili bir performans düşüklüğü olabilir depresyonda aşağı yukarı bunları sayabiliriz. başka başka bir takım belirtileri de var tabii Mali. ki. Bunlar temel nedenlerden evet. bazıları. Hocam peki? Temel belirtileri. Temel belirtileri. E, peki daha çok e, depresyona girenler bedensel rahatsızlıklarından dolayı mı depresyona girerler yoksa bu insanlık hallerinin kronikleşmesi mi depresyon majör depresyona neden olur? Bunu biraz açalım mı? Peki iyi bir soru gerçekten. Teşekkür ederim sorunuz için. Ee, bizim gerçekten tedavi ettiğimiz klinik depresyonunda temelde bir depresyon, biyolojik genetik bir hastalık. Nereden biliyoruz? Birinci derece akrabalarında major depre klinik depresyon olan insanlarda depresyon daha yüksek. Aile çalışmaları, iki çalışmaları, genetik çalışmalar da böyle olduğunu gösteriyor. Yani bir zemin var. Yaşadığımız herhangi bir ruhsal durum Gerek içeriden endojen yani biyolojik kökenli olsun gerek bazen dışarıdaki durumun biyolojik bir e, yansıması olsun mutlaka beyinde bir karşılığı var. Evet. Beyinde karşılığı olmadan mümkün değil. Genetik biyolojik bir zemine çevresel bir faktörün bu bir işle ilgili sosyal olayla ilgili olabilir. Ya da kullanılan bir ilaç olabilir. Alkol ya da uyuşturucu madde olabilir. Ya da herhangi bir bedensel hastalık olabilir. titri çekmesiyle bir depresyon tablosu oluşabiliyor. Ama temelde bunun bir biyolojik hastalık olduğunu unutmamak gerekir. Zaten biyolojik yöntemlerle psikoterapiyle kombin ederek tedavi etmek gerekiyor. Yani bedensel hastalıklarla depresyonun sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak biraz geniş aldım ama direkt bir ilişkisi var. E, bedensel bazı birçok e, birçok bedensel hastalık depresyon oluşturabiliyor. Tam tersi depresyon bedensel hastalıklar oluşturabiliyor. Hiç hiç ya da bedensel hastalıklar için yapılan bir takım tedavide ilaçlar da depresyonla sonuçlanabiliyor. Bu da yani hiçbir bedensel durum yok ki depresyondan uzak olsun. Mutlaka bir şekilde depresyon bulaşıyor ona ve iç içe geçmiş bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İç içe geçmiş durumla karşı karşıya kalıyoruz hocam. Beden bir bütün yani ruh sağlığını beden sağlığından ayırmak, beden sağlığını ruh sağlığından ayırmak. Bir de işin sosyal boyutu var, sosyal sağlıklar. Ayırmak mümkün değil. Depresyon bunların bir bileşeni gibi aslında ortada. gibi Be, görünüyor. de almak gerekir. İnsan organizması biyolojisiyle, ruh dünyasıyla, sosyal yapısıyla, insanların sosyal ilişkisiyle birbirinden ayırmamak gerekir. Yani etle tırnak tabiri var halk arasında. Evet. birbiriyle iç içe geçmiş ve ayrı ayrı şubelerde çalışmadığına göre bedensel rahatsızlıkları, ruhsal rahatsızlıkları da çok ayırmamak gerekir. Birlikte görülebilen durumları birlikte ele almak gerekir. Ya da bir bedensel hastalık olduğunda bunun bir ruhsal yansıması, ruhsal bir hastalık olduğunda bir bedensel yansıması olabileceğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Zaten bazı hastalıkların tedavi sürecinde bedensel rahatsızlıkların psikiyatri desteği hekimler öneriyorlar. Bunlar bir bütün şeklinde giden Kesinlikle aslında aslında Kesinlikle öyle. E, bazı tedaviler. hastalıklarda %50'lere varan, %60'lara varan oranlarda depresyon görülüyor. Mesela bazı kanserlerde, mesela bir takım felç hallerinde, mesela bir takım ağır kolajen hastalıklarda, hı hı. kalp hastalıklarında %50'lere varan depresyon, klinik depresyon, tedavi edilmesi gereken depresyon ortaya çıkıyor. Dahası depresyonu tedavi ettiğinizde o hastalıkların tedavisi de kolaylaşıyor. Bedensel hastalıkların tedavisi de daha yoluna giriyor. Yani siz aslında beraber ele aldığınızda o hastalıkları biyolojik hastalıkları, bedensel hastalıkları daha kolay tedavi ediyorsunuz ve daha yüz güldürücü sonuçlar elde ediyorsunuz. Evet hocam. E, tedaviye gelmeden önce e, şunu merak ederim. Depres biz ört örtüyor muyuz? depresyona girip 15 günlük o kronik halleri girdi insanlar diyelim, doktora gitmiyorlar mı böyle olduğu halde? Ne görüyorsunuz Çok geç mi geliyor hastalar? Size ve bu, bunun neticelerinde neler olabiliyor? E, e, güzel bir soru gerçekten bu. Bir araştırma var, e, klinik depresyondaki insanlar üzerinde yapılmış. Sadece yüzde 35'i ben depresyondayım bir hastalığım var diyor. Gene yüzde 30 civarı e, bu diyor hani normal hayatın halleri, sıkıntılar vesaire. E, yüzde işte 20 küsürü bilmiyorum diye cevap veriyor. İçinde bulunduğu durumla ilgili. Diğerle bir takım sorular var. Yani zaten çok azı insanların bunun bir hastalık olduğunu düşünüp tedaviye başvuruyor. Konuşmamızın başında söylemiştik ya %25'in altında evet. dünyada tesir ediliyor Büyük bir çoğunluğu doktora başvurmuyor. Ya farkında olmadığı için ya hastalık olduğunu düşünmediği için ya da bunun bir tedavisi ...nin olacağını düşünmediği için. E, üçte e, ikisi aşağı yukarı e, e, bir e, tedavi arayışında bulunmuyor neredeyse. E, neredeyse önemli bir kısmı, büyük bir çoğunluğu psikiyatrist hekimlere başvuruyor. Yani gerçekten bütün bu engelleri aşıp, yani kendisinin farkına varacak... ...efendim doğru teşhis edilecek ve doğru ellerde olacak... Ancak %25'in altında bu doğru 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 zincirin takip eden insanlar ve bazı ülkelerde maalesef %10'un altında niye daha az e, ulaşılıyor? Bir, farkındalıkla ilgili sorun var. İki, kaynaklarla ilgili sorun var. İki, kaynaklardan bahsettiğim fiziksel mekanlar, tesisler vesaire. Üç, yeterli yetişmiş e, e, uzmanla ilgili sorun var. Sağlığa erişim imkanının da olması Bütün bunları lazım. üst üste koyduğumuzda maalesef %25'in altında ve yıkıcı sonuçlarından bahsettim size. Yani hayatla ilgili yani sosyoekonomik kayıpların yanında yüzde on beşlere varan bir intihar oranından bahsediyoruz. Ya bu çok korkunç bir rakam ve dolayısıyla da bütün dünya acaba nasıl daha fazla depresyon hastalarına erişiriz ve tedavi ederiz ve kayıplarını azaltırız arayışın içinde. Ülkemiz de öyle. Ülkemizde de ruh sağlığı son yıllarda biraz daha fazla gelişim içerisinde. Hem halkta bir farkındalık var hem de Bununla ilgili e, devletin de yaptığı bir takım övümü e, ve e, dünya standartlarında çalışmalar var. Hocam biz e, biraz herhalde son yıllarda değişti. Eskiden psikiyatrise gidiliyorsa bile insanlar bunu saklarlardı. Biraz daha şimdi evet. rahat mı halk ne görüyorsunuz? Yani psikiyatriye en azından yakın çevresine söyleyebiliyor mu? E, ne diyorsunuz? Ya da bunlar söylenmemesi gereken şeyler olduğunu düşünüyor musunuz? Kişinin e, bu rahatsızlığının dış çevrece bu rahatsızlığından dolayı dışlanmaması için. Ya da diğer etkenler, hayatın etkilememesi için. E, bu da gerçekten çok önemli bir konu. Belki başka bir programda bunu konuşmak lazım. Stigmatizasyon denilen bir olgu var bütün dünyada. Damgalama denen şey. E, insanlar dünyada, bütün tarih boyunca da kendilerinden farklı gördükleri bir takım şeyleri damgalamışlar. Evet. Düşünceleri, fikirleri, insanları, eşyaları öte ötekileştirmişler. E, tarihte zaten damgalama... E, e, çıkışı da böyle. Gerçekten e, so, sosyal statünün dışında itilmek insanın insanlara bizzat damga vuruluyormuş. Yakın zamanda tarihte de işte hepatit hastaları damgalanmış, AIDS hastaları damgalanıyor. Ya takım bir takım farklı inançları, düşünceleri olan insanlar damgalanıp toplum dışına itilmişler. Psikiyatri alanına bakıldığımızda da özellikle ağır bir takım hastalıkları olanlar damgalanmışlar. Ya da bizzat psikiyatriste gitmek bir damgalama aracı olarak kullanılmış. Tırnak içinde işte akıl hastası, işte deli, işte bilmem ruh hastası filan gibi ya da tehlikeli filan gibi bir maalesef damgalama uğruyor. Bu gitgide azaldı. Modern dünyada biraz da azalmış durumda. Türkiye'de de azalıyor ama hala istediğimiz noktaya vardığımızı söyleyemeyiz. İnsanın nasıl e, zatürre olabilirse insan nasıl bacağını kırabilirse insan nasıl kalp krizi geçirebilirse insan depresyona da girebilir. Bu da diğer hastalıklar gibi bir hastalıktır. Ve bunun ayıplanacak ve ötekileştirilecek bir tarafı da yok. Evet. Belki bunun için biraz mesafe almamız e, gerekecek. Maalesef bizim insanlarımız hala önemli oranda psikiyatrise gittiğini ya da gitmesi gerektiğini ya da böyle bir ihtiyacı olduğunu söylemekten çekiniyorlar. Bununla ilgili bir e, kısıtlılıkları var. Toplumda zaten bir oranda henüz gelişmiş olmakla birlikte e, bir ruh sağlığı yardımı almayı henüz bütünüyle kabullenmiş Kabul değil. Bununla ilgili yani. maalesef bir... Damgalamayla karşı karşıya kalıyoruz. Belki bunun için de size rol düşüyor medya mensuplarına. Çünkü damgalamaya baktığımızda Asuman Hanım tarihe baktığımızda medyanın bununla ilgili haberler yapmaya başladıktan sonra algıda bir artış var bununla evet. ilgili. Tersine dönüşü de böyle olacak sizin elinizde olacak. Belki bunun için hem toplum bilinçlendirici yayınlar yapmak ve hem de ee, belki bununla ilgili bir takım sosyal sorumluluk projeleri yapmak gerekiyor. Ee, madem ki e, bu iletişimin artmasıyla ile birlikte böyle bir problem daha fazla ortaya çıktı. İletişimle de bunun tersine döndürülebileceğini düşünüyorum. Aslında e, psikiyatrise gidenler de gidenler gitmeyenler diye grup var. Belki gidenler kendini korumak için bu depresyon belirtilerinin ya da hayatındaki e, sıkıntılı durumlardan e, ortaya ortadan kalkmasını sağlamak için daha kötü sonuçlar vermemesi için gidiyorlar. Daha farkında oldukları için gidiyorlar ama diğer bir grup üstünü örtüyor belki de değil evet, mi? Evet, bir kısmı örtüyor. Farkında olduğu halde gidemiyor, gitmiyor damgalama nedeniyle. Bir kısmı farkında değil belki bir kısmı imkan bulamıyor. İmkan bulamıyor. Ee, bu yüzden e, maalesef e, tedavi teşhis edilme ve tedavi edilme oranları son derece o. düşük. Hocam şimdi ben biraz e, ilaçlara gelmek istiyorum. Şimdi bir kişi depresyondayım diye geldi size. Tabii doğru teşhisi sizler koyacaksınız. Az önce verdiğiniz e, belirtilerle, nedenlere yönelik belirtilerle sizler koyacaksınız. E, ama bir ilaçlara gelmek isterim. Şimdi majör depresyon tedavisinde bir takım ilaçlar tabii ki de kullanıyorsunuz. E, ama biz bu insanlık halleri dediğimiz şeylerde de biz bazı ilaçları alıyoruz hani reçeteye gerek olmadan bir eczaneye gidip antidepresan ilaçlar alabiliyoruz şimdi biz bunları nasıl ne kadar akılcı kullanıyoruz ne kadar doğru kullanıyoruz ben bunlar hakkında merak ederim çünkü antidepresan ilaçlar dünyada da en çok kullanılan ilaçlar grubunda geliyor ve birçoğunu belki doktor reçete etmeden bizler alıyoruz ne dersiniz bunlarla ilgili? Yani bana soruyorsanız ki insanlık halleri için ilaç alıp insanlık hallerini tedavi etmeye çalışalım mı derseniz, hayır, hayır. cevabım, hı hı. kestirmeden hayır. Hı hı. Ee, i̇nsanlık halleri dediğimiz tırnak içinde çok da güzel formül ettiniz. Ee, gerçekten tedavi edilmesi gerekmeyen depresif, depresyona benzeyen gelip geçici saatlik günlük hallerin asla bir ilaçla ya da bir kimyasal maddeyle tedavi edilmesi gerekmiyor. Tam tersi tedavi edilmemesi de gerekiyor zaten bunların. Yaşanması gerekiyor o duyguları. Elbette yaşanması gerekiyor Birincisi bu. İkincisi, ıı, evet dünyada maalesef yaygın kullanılıyor. E, biz ateş düşürmüyoruz. Biz ağrı kesmiyoruz. Eğer biz depresyon tedavi ediyorsak, depresyon tedavisi doğru teşhis edildikten sonra gerçekten depresyon varsa zaten en az 6 ay iyileştikten sonra hatta bazı e, algoritmalara göre de bir yıl en az ilk depresyondan sonra tedavi edilmesi gereken bir durumdan bahsediyoruz. Zaten biz bugün aldık herhangi bir antidepresan maddeyi üç gün sonra bırakıyorsak biz zaten bir tedavi falan yapmıyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Yani buradan belki halka mesaj vermek gerekir. Günü birlik o sıkıntı, mutsuzluk, hüzün halleri için lütfen eczaneden antidepresan alıp kullanmasınlar. Bunun tam tersi yanlış ve yıkıcı sonuçları da olabilir ayrıca. Oralara çok hani girecek durumda değiliz vakit dolayısıyla. Asla böyle bir şeye gerek yok. Ama ta, ama eğer bir ihtiyaç hissediyorlarsa Lütfen bir psikiyatrise başvursunlar. Artık ülkemizde yaygın, hı hı. neredeyse her yerde, bütün ülkemizde yaygın psikiyatristler var. E, bütün, Kamudan e, da Kamu, Kamuda da, üniversitelerde hı hı. De, hı hı. de, özel hastanelerde de, özel muayenelerde bir sürü psikiyat meslektaşımız var. E, e, dolayısıyla bunların herhangi birinden yardım olabilirler. Doğru test edildikten sonra zaten ilgili meslektaşımız onların tedavisine başlayacaktır. Yani günübirlik durumlar için leblebi gibi... Bir ilaç, antidepresan ilaç asla kullanmamak e, ve bunu bir ağrı kesici gibi, ateş düşürücü gibi değerlendirmemek gerekir. Hocam peki insanlık halleri için gidiyoruz. İnsanlık halleri bayağı uzun sürebilir de değil mi? Depresyona girilmese bile şimdi psikiyatri uzmanları sizler burada e, konuşarak mı tedavi etmeye çalışıyorsunuz? Bu insanlık hallerini yaşatmaya çalışıyorsunuz, yaşanması gerektiği gibi yoksa... Siz kendi inisiyatifinizle bazı antidepresan ilaçları gene verebiliyor musunuz? Çünkü veren hekimler bunu oldukça yoğun depresyonda olmaz. için. Ee, evet gibi. yani o insanlık halleri gerçekten ama daha rahat çözülebilmesi e, için problem. Uzun dedi. sürer ve derin olursa evet. zaten depresyona dönüşmüştür ve tedavi edilmesi gerekir. Yani insanlık halleri depresyona dönüşmez diye bir kuralımız yok. Hı hı. Ama bu yani bahsettim ya en az 15 gün sürecek ve gün boyu derin bir duygu durumdan depresif çökkün halden bahsediyorsak tedavi edilmesi, müdahale edilmesi gerekir zaten. Biz insanları değerlendirirken bir e, herhangi bir ruhsal bozukluk var mı yok mu ve bunun sonuçlarını değerlendirirken ve tedaviyle hedeflenebilirken üç alana bakarız. Evet. Bir insanın üç tane alanı vardır. Sosyal hayatı, özel hayatı, iş hayatı vardır. Evet. Bütün bu hayatını bu üç alanın içine kategorize edebilirsiniz. Bu üç alanı değerlendirdiğimizde bunlar da eğer öncesine göre yani bu durumdan, rahatsızlıktan ya da bize gelen geldiği rahatsızlık diye, diye düşünülen durumdan öncesine göre bir gerileme varsa, bir düşüş varsa buna bakarız. O zaman tedavi kararı veririz zaten. Hı hı. Tedavide de bu üç alandaki bozulmanın hastalık öncesi duruma çıkarılmasını hedefleriz. Ve bunun için de bir takım araçlarımız var. Her şeyden önce psikoterapisiz bir ilaç tedavisini düşünmemek gerekir, mümkünse. Benim e, kişisel olarak tercihim. Eğer bir majör depresyon gerekiyorsa ve üstelik hafif değil, orta ve ağırsa mutlaka bir ilaç ya da başka bir somatik tedavi dediğimiz ilaç dışı bir takım te teknikler kullanmak ve bunu mutlaka psikoterapiyle kombin etmek. Psikoterapisiz bir depresyon tedavisiyle bir ruhsal hastalık tedavisini düşünmem doğrusu, düşünmemek gerekir. E, çünkü ilacı veren el aslında ilacın kendinden daha önemlidir Asuman Hanım. Yani şöyle söyleyeyim ben size. A ilacını X doktoru verir, hasta iyileşmez. A ilacını Y doktoru verir, aynı ilacı, hasta iyileşir. Fark nerede? Psikoterapi. İşte fark orada konusu. İlacı verirken kombine edilen psikoterapi. Psikoterapi Hı. dediğimiz şey de Onu da evet basit bir takım biraz. E, ilişkiden son derece yapılandırılmış bir aygıta kadar geniş bir... Yelpazesi vardır. Ee, ve e, hani bizim bir e, aslında çok güzel atasözümüz vardır. Ee, i̇nsan insanın ağusunu alır derler bizim atalarımız. İnsan insanın ağusunu alır. Atasözünden ben psikoterapiyi daha iyi anlatan bir söz bilmiyorum. Herhalde dünya tarihinde yazılmamıştır. Aslında psikoterapiyi çok güzel anlatıyor. Ve gene başka bir ifadeyle aslında iyileştiren ilişkidir. Yalomun tabiriyle. Aslında iyileştiren ilişki. Orada ilişkiden kasıt psikoterapi. Hastanızla kurduğunuz ilişki yani. Hastamızla kurduğumuz Hastamızla ilişki. Ve ya da hastanın terapistiyle kurduğu ilişki. ilişki. Orada aslında bir model alma ya da sorunlarıyla nasıl beş öğrenme anlamında da kullanabiliriz ilişkiyi. Yani psikoterapi ve mutlaka diğer tedavi aygıtlarına birleştirilmesi gereken bir durum. Hayatı konuşmadan siz, insanların hayatta karşılaştıkları güçlükleri konuşmadan, Bununla ilgili neler yaşadığını konuşmadan, hayatının dengesini konuşmadan, hayattaki değerlerini konuşmadan sadece bir ilaçla tedavi etmek çok uygun olmayabilir. Ama şunu asla yatsımamak gerekir. Antidepresanlar hepsi bilimsel çalışmalarla etkinliği ispat edilmiş kimyasal aygıtlarımızdır, silahlarımızdır bizim. Gerektiğinde asla kaçınmamak gerekir antidepresandan. Gerekmediğinde nasıl kullanmamak gerekiyorsa. gerekiyorsa. Kaçmak gerekiyorsa gerektiğinde de kaçınmamak gerekir e, ve mutlaka yerli yerince onu değerlendirmek e, lazım ki e, bundan faydalanabilirim. Akılcı antidepresan kullanımına aslında ilaç kullanımı e, değinmiş evet. olduk evet. burada hocam. psikoterapiyi merak eden izleyicilerimiz için çok kısa. Psikoterapi de neler yapılıyor? Kişilere ne gibi sorular soruluyor? Şimdi herkesin bir değeri var, değerler değeri var kendine göre hayatında teraz denge teraziye koyduğunda ağır Hı. gelen bir takım değerleri, dini inançları, sosyal değerleri, işi, özel hayatı bunları mı dengeleyen bir şey psikoterapi? Nedir? Biraz anlatır mısınız? Dünyada çok farklı psikoterapi ekolleri var. bunlara sayacak olursak mesela depresyonda dünyada kanıtlanmış kanıtı olan yani biricik, bilimsel araştırmalarla ispatlanmış de davranışçı terapi ve kişiler arası ilişkiler terapisi denen iki tane terapi grubu var. Bunun dışında işte dinamik psikoterapi, efendim kabul ve kararlılık terapisi, efendim işte e, psikanalitik ekoller gibi bir takım bir takım terapi metotları ve ekolleri var. Bunların kendi hiç bunlar ayrı ayrı okullar, evet. okullar diyebiliriz. Hı hı. Bu okulların kişiyi ele alma, değerlendirme, sorun alanlarını belirleme e, tarzları biraz farklı, benzerlikleri de var ama. Farklılıkları da var ve bir takım yöntemleri de farklı. Ama temelde bütün hepsinin amacı insanı anlamaya dayanıyor. Bir, insanın ruh dünyası, duygu dünyası nasıl etkilenmiş bu durumdan? İki, insanın ilişkileri nasıl etkilenmiş? İki, ilişkilerde yalnız insanın bir kişiler arası ilişkileri, sosyal ilişkileri, hayatla ilişkileri, işle ilişkileri ve özel ilişkilerinden bahsediyorum bundan nasıl etkilenmiş ve bunlarla ilgili e, e, başarı ya da hedef çıtasında nerede bütün bunları değerlendirdikten sonra bu sorun alanlarında ki bozulmalar ele alınıyor. Bilişsel davranışçı terapide davranışçı yöntemlerle bu alanlardaki bozulmalar düzeltilmeye çalışılıyor. Bilişsel komponente insanlar bu sorun alanlarını bilişsel olarak nasıl değerlendiriyorlar? Nasıl otomatik fikirleri var? Şemaları nasıl? Ee, bir takım kalıplaşmış yargıları var mı? Bunların dışına çıkabiliyorlar mı? Değerlendiriyorlar ve bununla ilgili e, sorunlar ele alınlıyor. E, i̇şte kabul ve karılık terapisinde de insanların hayatında hangi değerleri var? Ya da bir sorun oluşturduğun e, bir sorun alanı olduğunda buna nasıl tepki veriyor? Ve nasıl sonuçlanıyor diye bakılıyor. Bir ne diyelim biz ona bir formülasyon yapılıyor hı hı. ve hayatındaki değerlere bakılıyor. Yani bu değerler. Hayatı, işi, ailesi, çocukları, işte efendim dini, dini ideolojisi, Hı -hı. arkadaşları, Hı -hı. idealleri, hedefleri. Bu alanda denge var mı? Buna bakılıyor ve dengeye getirilmeye Dengi. çalışılıyor. Hocam kişi Aslında kendini, kendini temelde, farkına varıyor. Tanıyor biraz bir an, daha galiba. Evet temelde şey bu tabii. Yani insanın kendinin farkına varması ve zaten psikoterapi dediğimiz şey kişiye uygulanan bir yöntem değildir. Kişiyle birlikte uygulanan bir yöntemdir. Yani terapistler, hekimler, psikiyatristler terapi, psikoterapi uygulamazlar. Birlikte yaparlar e, hastalarıyla, danışanlarıyla. Yani birlikte de, yapılan bir iştir bu birlikte. bize gelen kişiyle. Onlara uygulanan bir iş değildir. Kişinin katılımı olmadan zaten siz onu herhangi bir işlemde bulamazsınız onun katılımı olmazsa olmazdır. Psikoterapiye şöyle ama illa bir ruhsal bozukluğu olmasına gerek yok. Şu mesela şunu söyleyebilir miyiz? Kişiler e, kendini ruhsal açıdan sağlıklı hissettiğinde bile aslında psikoterapiye gitmeliler mi? Burada ne? İhtiyaç duyuyorlarsa İhtiyaç elbette. Duyuyorlarsa elbette. Yani, yani. insanlar eğer ruhsal aygıtları açısından, ruh dünyaları açısından e, içinden çıkamadıkları bir takım sorunları olduğunu düşünüyorlarsa ya da düşünmeseler bile bazı şeyleri hani Ruh dünyayla ilgili bir şeyleri, iletişim alanlarıyla ilgili şeyleri, sosyal alanlarla ilgili şeyleri konuşmak ve bu alanda yardım almak istiyorlar. Elbette görüşebilirler Ruh de, sağlığının devamlılığını sürdürmek, geliştirmek için de herhalde. Ruh sağlığını koruma zaten hani ruh sağlığını koruma ve ilerletme de aslında Hı -hı. yeni bilimsel e, ne diyelim? E, yeni alanlardan birisi bu. Yeni yükselen e, vurgulardan birisi. Evet, bu alanda da gerçekten ben hani bu alanda ilişkilerimi nasıl geliştirebilirim? Rusalları nasıl koruyabilirim? İnsanlar ilişkilerim nasıl iyi hale gelir? E, efendim potansiyelimi nasıl geliştirebilirim evet. derlerse de pekala bu konunun ilgili uzmanlarıyla bunu görüşebilirler. Görüşebilirler. Doğru. Hocam, e, depresyona değindik, akılcı ilaç kullanımına değindik. E, o mesajı da tekrar verelim. E, insanlık halleriyle baş edemiyoruz diye hemen eczaneye gidip bir antidepresana başvurmuyor. Tamamen bunlar doktor kontrolünde alınması gereken şeyler ve e, depresyon teşhisini de mümkünse doktorun koymasına bırakalım. Depresyon teşhisini biz değil doktorumuz koysun. Evet. Bunu söyleyelim. Hocam peki e, çok kısa e, bazı şeyler var. E, gıdalar diyebilir miyiz? Şimdi şimdi mutluluk hormonu veren bize bazı gıdalar var. Kendimizi mutsuz insanlık halleri içinde sıkıntılı hissettiğimizde bazı Kendimizi yiyeceğe, içeceğe vuruyoruz, gıdalara vuruyoruz. Burada sizin e, bu sorunlarla baş edebilmemiz için günlük hayatta vereceğiniz pratik bilgiler var mı? Yeme içme de bunlara dahil aslında. Ne dersiniz? E, ben doğal beslenmeyi öneriyorum, tavsiye ediyorum. Hı hı. Ve doğal yaşamayı tavsiye ediyorum. E, modern hayatın getirdiği e, uzun ömürlü bir takım yiyecekler içerisinde çok fazla katkı maddesi barındırıyor maalesef. E, benim doğrusu tercihim ve önerim dinleyicilere, halka olabildiği kadar organik ve doğal beslenmeleri olabildiği kadar diyorum çünkü artık hani büyük şehirlerde hı hı. buna erişim epeyce güç hı hı. E, ve doğal yaşamayı tavsiye ediyorum. Bir psikiyatrist meslektaşım e, hastalara beslenmesi değil mi? Uyku için şöyle bir tavsiyede bulunuyor çok beğendiğim bir e, tavsiyesi köylüler gibi yaşayın uyuyun erken yatın erken kalkın şeysi bu tavsiyesi modern bu. hayatta bu da biraz zor ama köylüler gibi şu, şu demek bu. Yani mümkün olduğu kadar gece erken yatın ve sabah gün doğmadan uyanın. Sebebi basit aslında. Melatonin denen bir hormon var. Hı hı. Bu akşam e, 10 ile sabah 6 arasında en çok da 12 ile 4 arasında salgılanıyor. Melatonin son derece yararlı bir hormon. Uykuyu düzenleyen bir hormon, biyolojiyi düzenleyen bir hormon, beyni organize eden bir hormon. Ve dolayısıyla onu yakalamak gerekiyor mesela. Doğal yaşadığınızda doğal yaşamda uyku da zaten doğal bir parça. Güneşin hareketine göre insanın hayatı organize edilmiş evet. durumda aslında biyolojik olarak. Ritmi böyle. Allah böyle yaratmış. Güneşin hareketlerine göre baktığınızda çok nitelikli bir uyku elde etmiş oluyorsunuz doğal yaşadığınızda. Doğal beslendiğinizde de aslında nitelikli şeyler elde etmiş oluyorsunuz. O da ruh sağlığını Ruh koruyan ve hem koruyan hem geliştiren. Hem bir, geliştiren. Kesinlikle bir etkiye sahip. Tam tersi yapay besinler Ruh sağlığını korumak Hı -hı. bir tarafa zarar veren bir takım ögelere sahip. Bunları da kullanırken dikkatli ee, olmak ya lazım. Ben temel olarak bunu söyleyeyim tüketimi. sadece. Hı -hı. Dengeli ve ama doğal beslenmeyi tavsiye ediyorum. Dengeli zaten. ve doğal beslenmeyi de akılcı ilaç kullanımının yanında e, ruh sağlığımızı sürdürmek, geliştirmek ve korumak için söylemiş olduk. Doçent Doktor Erhan Kurt e, depresyonla ilgili konuştuk. Çok teşekkürler yayınıma katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur halkımıza. Teşekkürler. Değerli izleyenler sağlık raporu programının bugün de sonuna geldik. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle yarın görüşmek üzere. Müzik